şekilde verilmiş boyalı bölgenin alanını istiyor bizden. Öncelikle kesişim noktalarını bulalım biz bunların. Kesiştirirsek eğer x kare artı 1 eşittir x artı 1. Buradan şunlar gidecek. At karşıya x kare eksi x eşittir 0. X parantezinde x eksi 1 eşittir 0. X'imiz 1 0. Bir de 1. O zaman integralimiz ne olacak? 0'dan 1'e. Şimdi üstteki doğrudan alttaki eğriyi çıkaracağız. Üsttekinden alttakini çıkarıyoruz. O zaman ne olacak? X artı 1'den x kare eksi 1'i çıkaracağız. Dx olacak. Bu da tekrar ediyorum. Sonuç negatif gelebilir. Hiç önemli değil sizin için. Burada bizim yaptığımız işlem de çıkmayacak da. O zaman siz mutlağını alıp sonuca gidebilirsiniz arkadaşlar. Sıfırdan 1'e. Burası ne olur? X eksi x kare dx olur. Bu da ne eder? X kare bölü 2 eksi x küp bölü 3. Nereden nereye? 0'dan 1'e. 1'i yazarsak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Burayı 3 ile burayı 2 ile sonuç 1 bölü 6 olarak ne yapılır? Bulunur. E doğru seçenek. Gerçel sayılarda tanımlı ikinci derecede f(x) fonksiyonu ve y eşittir eksi 4x doğrusunun grafikler aşağıdaki bir dik koordinat düzeminde verilmiş. Buna göre y eşittir eksi 4 4x doğrusu f(x) parabolünün tepe noktasından geçiyormuş. Yani şuradan çizecek olursak şöyle o zaman. Şimdi şurası 1 birim. O zaman şurası 3 ise burası da 1. Burası da 2. O zaman tepe noktası neymiş? Eksi 1'e 4 doğrusuna göre yapıyoruz. Tamam, fx eşittir buradan. Fark etmez hangisini yaptığımız. A çarpı x eksi eksi 1'in karesi artı 4. Sonra 1'e 0 noktası sağlıyor bunu. F1 eşittir. 1 yazarsak 4a artı 4 eşittir 0. A buradan ne? Eksi 1. Demek ki fx neymiş? Eksi x artı 1'in karesi artı 4. Bu 1. İkincisi şimdi orayı yeşille yazayım. Şimdi 1 yazdığımız zaman, eksi 1 yazdığımız zaman sonuç 4. Şurası 4. Burası da 1 ya. Şu üçgenin alanı nedir? 2'dir. Buranın alanı 4 çarpı 1 bölü 2'den 2'dir. Tamam, ben şöyle desem. Şimdi burası 2. Burası eksi 1. Eksi 1'den 1'e desem burayı. Ya da öncelikle şöyle diyeyim. Eksi 1'den 0'a fx dx. Sonra artı 0'dan 1'e fx dx diye ayırayım. Şimdi bunun eşiti şöyle oluyor. Buranın tamamı. Bunun eşiti nedir? Tabii ki eksi birden integral eksi birden 1'e fx dx eşit. Şimdi eksi birden sıfıra baktığımız zaman şuranın tamamı oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın şuranın tamamı oluyor. Ben şu üçgeni çıkarırsam yani şuraya ben a dersem burası da kaçtı? 2 idi. O zaman eksi birden sıfır olan ne? A artı 2. Tamam, bize a lazım zaten. Sıfırdan 1'e integrali de ben integralini alırım. Sıfırdan 1'e eğrimiz neydi? Fonksiyonumuz burada. Eksi x artı 1'in karesi artı 4 dx. Diğeri de aynı şekilde eksi 1'den 1'e tamamı. Eksi 1'den 1'e neymiş? Eksi x artı 1'in karesi, şöyle karesi, artı 4 dx. Tamam, burası a artı 2 dursun. Artı 0'dan 1'e. Burayı açalım. Eksi x kare eksi 2x artı 1 eksi 1 artı 3 oldu burası. Dx eşittir. Eksi 1'den 1'e. Aynı şekilde eksi x kare eksi 2x artı 3 dx. Burası neyi? A artı 2 artı eksi x küp bölü 3 eksi x kare artı 3x 0'dan 1'e eşittir. Eksi x küp bölü 3 eksi x kare artı 3x nereden nereye? Eksi 1'den 1'e. Tamam, A artı 2 1'i yazarsam eksi 1 bölü 3 eksi 1 artı 3 eşittir. 1'i yazarsam eksi 1 bölü 3 eksi 1 artı 3 eksi aç parantez eksi 1'i yazarsam 1 bölü 3 eksi 1 eksi 3. Burası ne oluyor? Şurası 5 oldu. A artı 5 eksi 4 bölü 3 oldu. Eşittir. Şurası da 2 eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3
Eksi 4 artı 4, yani burası 6 eksi 2 bölü 3 oldu. Tamam, a'yı yalnız bırakalım. A burada ne olur? A eşittir. 5'i karşıya atarsam 6'dan çıkınca 1. Sonra eksi 2 bölü 3 artı 4 bölü 3. Burası da 2 bölü 3. 1 artı 2 bölü 3'ten doğru cevabımız 5 bölü 3 olarak ne yapılır? Bulunur. Yani A doğru seçenek. Y eşittir x kare artı 1 eğrisi ve y eşittir 3 eksi x doğrusu arasında sınırlı bölgenin koordinat düzeninin birinci bölgesindeki sınırlı kısmının alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi şekillerimizi çizecek olursak şekilden daha iyi görürüz arkadaşlar. Y eşittir x kare artı 1 şöyle bir şey, 3 aşağı 5 yukarı. Y eşittir x kare artı 1. Y eşittir 3 eksi x'te x'e 0 ver, y'si 3. Y'ye 0 ver, x'i ne? 3. Bu da şu. Böyle çizeyim bir. Hemen. Bu da şu arkadaşlar. Tamam, bu da neymiş? Bu da y eşittir 3 eksi x doğrusu. Şimdi bize sorduğu yer şurası var. İkisi arasında kalan yeri soruyor. Şurayı soruyor. Tamam, o zaman ben şurası da 3 ya. Burası 3. Burası da 3. Yani 3 çarpı 3 üçgenin alanı 3 çarpı 3 bölü 2'den şu altta kalan, yani şurayı çıkarırsam doğru cevabı bulurum. Şimdi burayı da şöyle dik çiziyorum şuradan. Üçgeni bulacağım. Şimdi öncelikle bunların kesişim noktalarını bulalım. X kare artı 1 eşittir 3 eksi x. Attık karşıya, x kare artı x eksi 2 eşittir 0. X'e x artı 2 eksi 1 0. 0. X'imiz bir eksi 2 bir de 1. Demek ki bunlar 1'de kesişiyor. Şurası 1. 1 yazınca maviyle yazayım oraya. Şu yükseltisi şurası ne? 2. O zaman burası da 2. Bu üçgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. Tamam, şura lazım bir de bana. Burayı da 0'dan 1'e, 0'dan 1'e integral eğrinin altında. O yüzden x kare artı 1 dx. Bu da neler? X küp bölü 3 artı x. Nereden nereye? 0'dan 1'e. Yaz 1'i. Burası ne olur? 4 bölü 3 olur. Bir de 2 vardı aşağıda. Ne olur burası? 10 bölü 3. Tamam. 9 bölü 2'den 10 bölü 3'ü çıkarırsam, burayı 3 ile burayı 2 ile payda eşitlersem ne olur? Ne eder? 27 bölü 6 eksi 20 bölü 6. Bu da 7 bölü 6 olarak ne yapılır? Bulunur. Yani bakıyorum, doğru cevabımız C seçeneği. Boyalı bölgenin alanı 4 bölü 3 birim kare olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi ben bu parabolün R'sini bulacak olursam, R eşittir eksi B bölü 2A'dan 4 bölü 2'den 2. R'si 2. F2'yi bulursam ne olur? 4 eksi 8'den eksi 4. Yani bunun tepe noktasını alabileceği en büyük değer eksi 4. O zaman A'mız ne? Eksi 4 ve eksi 5 olamaz. A'yı eksi 3 kabul edelim. Eksi 3'e bakacak olursak o zaman şöyle olur. A eksi 3 ise x kare eksi 4x eşittir eksi 3. At karşıya, x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0. X'e x, eksi 3'e eksi 1, 0, 0. Buradan x'imiz bir 3'tür, bir de 1'dir. Bakalım sağlayacak mı? 4 bölü 3 çıkacak mı? 1'den 3'e. Hangisinden hangisine çıkardığımız çok önemli değil. A'yı biz eksi 3 almıştık zaten. O zaman x kareden, parabolden, yani x kare eksi 4x'ten eksi 3'ü çıkarayım. Artı 3 olsun. Dx. Bunun sonucunun 4 bölü 3 ya da eksi çıkması lazım. Mutlağını aldığımız zaman yine 4 bölü 3 vermesi lazım. Burası x küp bölü 3 eksi 4x kare bölü 2 artı 3x. Nereden nereye? 1'den 3'e. Yazarsak 3'ü 27 bölü 3 9 eksi. Şurası zaten 2. 9 eksi 18 artı 9. Sonra eksi aç parantez 1 yaz. 1 bölü 3 eksi 2 artı 3. Burası gidiyor gördüğünüz gibi. Şurası ne? 1. Önünde eksi 1 var. Eksi 1 bölü 3 eksi 1. Burası eksi 4 bölü 3. Mutlağını alırsak, çünkü hangisinin hangisinden çıkarıldığını rastgele yaptık. 4 bölü 3. Bakın alanımız 4 bölü 3 oldu. Yani neymiş? A'mız eksi 3 olarak bulunur. X küp eğrisi ile 9x doğrusu arasında kalan sınırlı bölgenin alanı soruyor. Şu şekilde çizdim şeklimi ben. Bunların kesiştikleri noktaları bulalım. X küp eşittir 9x. X küp eksi 9x eşittir 0. X parantezinde x kare eksi 9 eşittir 0. X'imiz bir 0, bir eksi 3, bir de 3. Tamam, şunu da göstereyim. Yani şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar, burası ne? Eksi 3. Burası ne? 0. Burası ne? 3. O zaman bize iki farklı integral geliyor. Birincisi şu. Eksi 3'ten 0'a. Aşağıda olduğu için eksi.
Üsttekinden alttakini çıkarıyoruz. Yani x küpten 9x'i ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz dx. Bunun integralini alırsak ne olur? X üzeri 4 bölü 4 eksi x üzeri 4 bölü 4 artı ne olur? 9x kare bölü 2. Nereden nereye? Eksi 3'ten 0'a. Eksi 3'ü yazarsak eksi 81 bölü 4 artı 81 bölü 2. 2 ile genişletirsen burası 81 bölü 4 olur. Bu cepte bir. Sonra geldik diğerine. Onu da yeşille şuraya çözeyim. Bu da 0 ile 3 aralığında. Ne yine? Doğrudan eğriyi çıkaracağız. 9x eksi x küp olacak. Bu da dx. Burada ne olur? 9x kare bölü 2 eksi x üzeri 4 bölü 4. Nereden? 0'dan 3'e. 3'ü yazarsam ne olur burası? 81 bölü 2 eksi 81 bölü 4. Şurayı 2 ile yaparsak burası da 81 bölü 4. 2 tane 81 bölü 4'ün toplamı 81 bölü nedir? 2'dir. Doğru cevabımız yani B seçeneği. Şekilde verilmiş. Buna göre diyor ki bize taralı bölgenin alanları birbirine eşitmiş. Bu A nedir diyor. Şimdi öncelikle bunları bir eşitleyelim birbirine. X eşittir A kök X. Her iki tarafın karesini alırsak x kare eşittir a kare x. At karşıya x kare eksi a kare x eşittir 0. X parantezini alırsam ne olur? X eksi a kare eşittir 0. Buradan x'imiz bir 0, bir de x'imiz ne? A kare. Zaten 0'da kesişiyorlar. O zaman buranın kesiştikleri nokta neymiş? A kareymiş. Şimdi buranın alanları yani buranın eşitmiş, S'miş yani. Birincinin alanına bakacak olursak ne? 0'dan a kareye. Ne üstteki a kök x. A kök x'ten neyi çıkarıyorum ben? X'i çıkarıyorum dx. Bu eşitmiş neye? A kareden 9'a. O da üstte bu sefer ne var? Doğru var. X eksi a kök x dx. Tamam buradan şunu integralini alacak olursak kök x ne? X üzeri 1 bölü 2. A çarpı üstü 1 arttırırsak x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. O da takla atar 2 bölü 3 olur. Eksi x kare bölü 2 nereden nereye? Sıfırdan a kareye. Eşittir. Aynısının sadece işaret değişmiş hali. X kare eksi bölü 2 eksi 2 bölü 3 çarpı a çarpı x üzeri 3 bölü 2. Bu da ney? A kareden 9'a. Burada yazalım a kareyi. A kareyi yazarsak şöyle olur. 2 bölü 3 çarpı a çarpı a kareyi yazarsam a küp olur. Eksi a kare bölü 2 olur. Eşittir. 9'u yazarsam 81 bölü 2 eksi 2 bölü 3 çarpı a çarpı 9 3'ün karesi dersek orası 27 olur. Eksi aç parantez a kare yazarsak ne olur orası? Şurası a üzeri 4 oluyor arkadaşlar. A üzeri 4 bölü 2. A kare yazarsam ne olur? A üzeri 4 bölü 2. Sonra eksi 2 bölü 3 çarpı a çarpı a küp oluyor. Tamam buradan şurası 2 bölü 3 çarpı a üzeri 4 eksi a üzeri 4 bölü 2 eşittir 81 bölü 2 eksi şurası 9 18a eksi 18a gelecek. Eksi orası a üzeri 4 bölü 2 artı 2 bölü 3 çarpı a üzeri 4. Şu gitti. Atarsak karşıya 18a eşittir 81 bölü 2. 9'da sadeleştirelim. 2 9'da sadeleştir 9. A burada ne eder? 9 bölü 4 eder. Bakıyorum D doğru seçenek. Buna göre boyalı bölgenin alanı ile ilgili hangilerini ile bulunabilir diyor bize. Şimdi öncelikle şuradan şöyle bir çizelim. Şöyle bakın çizelim. Şimdi burayı ifade edecek olursak şurayı ve şurayı. Tamam o zaman burası nedir? Sıfırdan A'ya üstte fx var. Aşağıda da hx olduğu için eksi hx dx. Artı sonra bir de şurayı ifade edeyim. Onu da yeşille göstereyim. Bakın şurayı ifade edelim. Burada ne? A'dan B'ye üstteki ne? Fx. Fx'ten neyi çıkarayım? Gx'i çıkarayım. Dx. Birinci ifade edebilecek bu alanı bu. Bakıyorum bir doğru. İkinciye bakalım. Siliyorum. İkinciye baktığımız zaman diyor ki sıfırdan B'ye. Şimdi sıfırdan B'ye fx dx'ten eksi diyor bize. Şimdi sıfırdan B'ye fx dx dediğim yerin tamamı şurası değil mi? O zaman ben şu bölgeyi ve bu bölgeyi ne yapacağım? Çıkaracağım. O zaman eksi sıfırdan A'ya hx'i çıkaracağım.
dx eksi a'dan b'ye neyi çıkaracağım? Gx'i çıkaracağım. Dx. Bakıyorum. Bu da var. Doğru. Sıfırdan a'ya fx artı hx dx. H hiçbir zaman artı olamaz. Neden? Çünkü aşağıda. O yüzden üçüncü öncülümüz doğru değil. 1, 2, d doğru seçenek. Boyalı bölgenin alanını soruyor. X eksi 2 eşittir 10 eksi x kare dersek buradan x kare artı x eksi 12 eşittir 0. X'e x artı 4'e eksi 3 eşittir 0 eşittir 0. Buradan x'imiz bir eksi 4 bir de x'imiz 3. Bizi 3 ilgilendiriyor. O zaman şuradan çizdiğimiz zaman şurası ne olur? 3 olur. Şimdi 3 yazdığımız zaman burası ne oldu? 1 oldu. Sonra y'ye 0 verirsem x'i 2. Şurası da neymiş? 2'ymiş. O zaman buraya 1 kaldı. Şu üçgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2. Sonra tamamını ifade edecek olursak, bakın şuranın tamamını, yani şuraya kadar olan, 3'e kadar olan kısmı ifade edecek olursak 0'dan 3'e neyi var orada? Eğri var sadece. Ne? Yani hangi eğrimiz var? 10 eksi x kare dx. Ben bundan üçgenin alanını çıkarırsam doğru cevabı bulmuş olurum. Tamam, burası 10x eksi x küp bölü 3. Nereden nereye? 0'dan 3'e eksi 1 bölü 2. 3'ü yazarsak 30 eksi 27 bölü 3 eksi 1 bölü 2. Burası ne? 9, yani 21 eksi 1 bölü 2. Bu da 42. 41 bölü 2 olarak ne yapılır? Bulunur. Yani A doğru seçenek. Gerçel sayılarda tanımlı fx eşittir eksi x kare artı a fonksiyonun grafiği dik koordinat düzleminde verilmiştir. Taralı alanı soruyor bize. Şimdi buradan yapacağımız şöyle. Birinci olarak şurası ne? 3. Tamam. Şimdi iki noktasındaki eğimini bulacak olursak f türev x eşittir. Eksi 2x'tir. F türev kaçı 2'yi yazarsak eksi 4. Eğim eksi 4 çıkması lazım. Ama şuranın, o zaman ben buranın pozitifini alabilirim. Yani burası 12 olacak. Yani 2 yazdığımız zaman parabolde görüntü ne olacakmış? 12 olacakmış. O zaman f2 eşittir. Eksi 2'nin karesi eksi 4. Parantez yok, dikkat. Artı a eşittir 12. A buradan ne olur? 16 olur. O zaman fx ne oldu? Eksi x kare artı 16 oldu. O zaman şu noktayı bulabilirim. Bulalım. Y 0 olan nokta. 0 eşittir. Eksi x kare artı 16. X kare eşittir 16. Beni birinci bölgeyle ilgilendiriyor. X eşittir 4. Demek ki şurası neymiş? 4'müş. O zaman ben şöyle yaparsam. Şimdi toplam üçgenin alanı ne? Tamamının alanı 12 çarpı 3 bölü 2'den 18. Ben 18'den şuradaki integralin alanını çıkarırsam, şuradaki, bakın şurayı çıkarırsam, tamam. O zaman 18 eksi 2'den 4'e o eğrinin alanı, parabolün alanı yani. Parabol ne? 16 eksi x kare. 16 eksi x kare dx. Bunun sonucu bizim doğru cevabımız olacak. 18 eksi, burası 16x eksi x küp bölü 3 olur. Nereden nereye? 2'den 4'e eşittir. 18 eksi, aç parantez, 4'ü yazarsak 64 eksi 64 bölü 3. Eksi, aç parantez, 2 yazarsam 32 eksi 8 bölü 3 olarak bulunur. Şuraya devam edeyim bununla alakalı. 18 eksi. Şimdi burası şöyle oluyor. Eksi 32 artı 64 eksi, şöyle parantez açayım. Orası 32 geliyor. Sonra eksi 56 bölü 3 oluyor. Tamam. Burası şöyle olur. Artık 32 ne olur? Eksi 14 olur. Artı 56 bölü 3 olur. Bu da ne eder? Eksi 42 14 bölü 3 olarak bulunur. Yani B doğru seçenek. Şekilde verilmiş 3 tane öncüllerden hangileri doğrudur diyor. Öncelikle şu birinci yazacak olursak A'dan B'ye yazarım önce. Şimdi üstteki olan ne burada A'dan B'de? Bakın şöyle fx. O zaman orası fx eksi gx'tir. Dx. Sonra artı B'den C'ye, B'den C'ye de, B'den C'ye de üst olan gx bu sefer. Gx eksi fx. Dx. Tamam, burada A'dan B'ye olan ne? 4. Artı B'den C'ye olan ne? B'den C'ye olan ne? Şimdi burada şöyle yapalım. Şurada şu ifadede B'den C'ye bir eksi parantezin alayım. Eksiyi dışarı alırsam eksi B'den C'ye fx eksi gx olur.
dx olur. Tamam, burası da neymiş? 5'miş o zaman. Yani eksi 5. O zaman ne olur? Eksi 1 olur. Yani birinci öncülümüz neymiş? Doğru. İkinci öncüle bakıyoruz. B'den D'ye. B'den D'ye baktığımız zaman B'den D'ye ifadesini şöyle yazabilirim. Şimdi B'den D'ye öncelikle B'den C'ye yazacağım. B'den C'ye yazdığım zaman ne olur? Üstteki olan ne? Gx. Gx eksi fx. Dx. Onda bir sıkıntı yok. Sonra B'den D'ye bakıyorum. Sonra C'den D'ye yazacağım. C'den D'ye yazacağım. Yine gx eksi fx olması için bu sefer işaretin eksilisi olması lazım. Gx eksi fx olacak. Dx. Tamam. Buradan B'den C'ye olan 5. Diğeri ne? 2. 5 eksi 2'den doğru cevabımız 3 olur. O zaman bu da doğru. A'dan D'ye diyor. Şimdi A'dan D'ye şöyle yazacağım. A'dan önce B'ye, sonra B'den C'ye, sonra da C'den D'ye. Ama hepsinin ben fx eksi gx olmasını istiyorum. Dikkat. Şimdi birincisinde ne? Fx eksi gx zaten orası. İşaretine gerek yok. Fx eksi gx dx. Sonra ikinciye geldiğimiz zaman üstte olan gx. O zaman eksili yazacağım. Yine fx eksi gx olsun istiyorum çünkü. Sonra diğerine bakalım. C'den D'ye ne? Üstte olan fx. O zaman yine artılı olacak. Problem yok. Fx eksi gx dx. Tamam, buradan birincisi ne? 4. İkincisi eksi 5. Üçüncüsü artı 2. Buranın da doğru cevabı ne olur? 1 olur. Yani üçüncü öncülümüz de doğru. E doğru seçenek.